Değerli arkadaşlar merhabalar. Size bugün öyle muhteşem bir bilgi vereceğim ki önce hayatını sorgulayacaksınız, sonra da verdiğim bilgiyi ömrünüzün sonuna kadar uygulayacaksınız. Kaymakamlıkta, nüfus müdürlüğünde, belediyede herhangi bir yerde işlem yaptırmaya gittiğinde senden hemen kimlik fotokopini de vermeni istiyorlar oteller, senetle alışveriş yapılan mağazalar bile kimliğinin fotokopisini istiyor. Birkaç saniye videoyu durdurup düşün bakalım. Bu zamana kadar şeker dağıtır gibi kimlik fotokopini nerelere verdin? Hangi kırtasiyelerde kimliğini kaç kere arkalı önlü fotokopisini çektirdin? Kimliğinin fotokopisini dağıttığın yerlerin haddi hesabı yok. Peki kimliğini çektirdiğin fotokopici veya bir işlem yapması için verdiğin çalışan kimliğinin fotokopisiyle bir günde neler yapabilir Hiç düşündün mü? Dolandırıcı önce kimlik fotokopini çoğaltır. Daha sonra mobilya beyaz eşya mağazalarını tek tek gezmeye başlar. Kredi kartı senetle sözleşmeyle satış yapan bir beyaz eşya mağazasına gider. 50 bin TL'lik lüks bir beyaz eşya takımı seçer keyfine göre senetle ödeme yapacağım der. Satıcı kimliğini isteyince de aa kimliğim evde kalmış. Çocukları arayayım resmini göndersinler der. Yalandan dolandırıcı ortağını arar. Kimliğim evde kalmış oğlum. Whatsapp'tan resmini çekip at der. Senin kimliğinin fotokopisini satıcıya gönderir. Satıcı hazırlar hemen senedi. Senin TC kimlik numaranı bütün bilgilerinde yazar senede. Dolandırıcı altına senin yerine imzayı da atar. Beyaz eşya takımını alır. Artık eşyalar dolandırıcının eline geçti mi? Bulabilene aşk olsun. Aynı gün yatak odası takımını başka bir mağazadan, koltuk takımını halıları da diğer mağazadan alıp evini dayayıp döşer senetleri de ödemez. Satıcının elindeki senette senin bilgilerim var. Satıcı sana icra açar. Evine icra kağıtları gelmeye başladığında kan beynine sıçrar. Sen benim haberim yok dolandırıldım deyip derdini anlatmaya çalışırken yıllarca mahkemelerde koşturup perişan olursun. Dolandırıcı da senin sayende aldığı sıfır eşyalarının keyfini çıkarmaya devam eder. Gitmiş kendine güzel bir köşe koltuk almış koymuş ah! Oh! yahu senin kimlik fotokopini ele geçirip dişlerini yaptırıp sana ödettirecek kadar arsız dolandırıcı bile var. Evet fotokopimle araba kiralamış, başkasına satmış, ağzına diş yaptırmış, parasını ben buradan ödedim. Ona da kıyam olsun bu da. Peki niye yanlış yaptın biliyor musun? Kimlik fotokopini diyelim ki tapu dairesine vereceksin. Vermeden önce kağıdın tam ortasına kimliğinin üzerine küçük bir şekilde bu kimlik fotokopisi yalnızca tapu başvurusunda kullanılmak üzere teslim edilmiştir diye yazıp vereceksin. Artık senin kimliğinin fotokopisiyle kimse alışveriş yapıp hayatını alt üst edemez. Çünkü kimlik fotokopinin ortasına yalnızca tapu başvurusunda kullanılabilir diye yazdın. Bunu yapmadan kimlik fotokopini sakın hiç kimseye verme. Kimsenin bilmediği bu muazzam bilgiyi tüm sevdiklerinize WhatsApp gruplarınıza gönderin. Hesaplarınıza paylaşın. Herkes faydalansın. Huzurla kalın arkadaşlar.